Herkese merhabalar. Altan 7 yazılık kampımıza, yaz kampımıza güzel güzel dinliyoruz. Ve sizlerle birlikte ilk başlamamız gereken şey dinlenmek. Enerji depolamak, güzel güzel vakit geçirmek arkadaşlarımızla. Ama öğlen saatlerinde dışarı çıkmamaya dikkat edin arkadaşlar. Havalar çok sıcak, başımıza güneş geçebilir. Burada yapmamız gereken şey bugün noktalama işaretlerini öğreneceğiz. Noktalama işaretleri hem 5'te, hem 4'te, hem 6'da, vardı. Şimdi 7. sınıfta da göreceğiz ve 8, 9, 10, 11 her zaman karşımıza çıkacak. İleride gireceğimiz LGS'de de veyahut da üniversite sınavlarında mutlaka buradan bir iki tane soru geliyor. Önemli bir konu. Zaten günlük hayatımızda da dikkat etmemiz lazım. Burada ne demiş mesela soru işareti? Hayırdır bir sorun mu var demiş. Yani bir sorunuz varsa demek istiyor. Tabi sorun kelimesi bir sorun mu var? Yoksa bir sıkıntın mı var anlamına da gelebiliyor. Hayırdır bir sorun mu var derken bir sorunuz mu var demek istiyor olabilir. Dolayısıyla Türkçenin böyle sihirli bir dünyası var. Neyse soru işareti kullanmak istediğimizde yani bir soru anlamı taşıyan cevap bekleyen bir ifade kullandığımızda sonra soru işareti koyuyoruz. Ama bazen soru sormadığımız yerlerde soru işareti kullanabiliyoruz. Bilinmeyen durumlarda soru işareti kullanabiliyoruz. O yüzden onları da güzel güzel öğreneceğiz. Bazen de alayı ima ederken de soru işareti kullanabiliyoruz. Bunların hepsine bakacağız. 6-7 yazılık yaz kampımızda Kampa da ismini veren, Sete de ismini veren mükemmel bir kitabımız var biliyorsun. Bu kitaptan ister videodan önce, ister videodan sonra ödevimizi yapabiliriz. Hemen böyle gösterelim. Altan 7 yazılı kitabımızı hemen yani şöyle dursun bakalım güzel ha. Evet. Altan 7 yazılı kitabımız hemen geliyoruz. Yazım kurallarını öğrenmiştik. Şimdi noktalama işaretlerindeyiz. Sayfa 42 43 44 45'i güzel güzel çözüyoruz. Burada takıldığımız soru olursa da kare kodu okutarak soruların çözümünü uzman öğretmenlerimizden dinleyebiliriz Songuç'um. Hadi bakalım o zaman videomuza başlayalım. Bu arada alttan yedi yazılık setin içerisinde yedinci sınıfta sene boyunca kullanacağımız sıfırdan yediye sayısal ve süzel kitaplarımız da var. Herkes arkasına yaslansın. Hazırız değil mi Tonguç? Um? Hazırım hocam. Harikası tebrik ediyorum. Emniyet kemerimizi bağlayalım ve güzel bir şekilde noktalama şartlarını öğrenelim. Yedinci sınıfa geçtiğimizde sınıfımızın en karizmatiklerinden biri bize olalım. Hadi bakalım başlayalım. Şimdi nokta tamamlanmış cümlenin sonunda kullanılıyor. Kütüphanede ders çalışıyorum nokta. Veya tarihlerin yazımında da yine noktayı kullanıyor. Bak 29.05.1453 derken yine e, noktayı kullanıyoruz. Saatlerin yazımında 9.45'te diyoruz. Buraya dikkat buraya bir yıldız koymak istiyorum evladım. Niye? Çok hata yapılan bir konu hocam. Harikası tebrik ediyorum. Mesela normalde e, 22-45 saatte şöyle gözükür. Bak 22 45 diye gözükür. Niye? Dijital saatler böyledir. Ama normalde biz bunu böyle 22 45 diye yazdığımız zaman bu bir hatadır. Normalde bunu herkes böyle yazar. Dikkat et. Ama senin 22 45 yazman lazım. Saatler noktayla göster Youtube'da bile çift nokta hocam. Aynen Youtube'da bile çift nokta ama biz artık tek nokta olacağını bilmemiz lazım. Dijital bölgelerde bölgeler, dijital yerlerde bu böyle olabilir. Ama biz günlük hayatımızda yazım kurallarına noktalama şartlarına buna dikkat etmemiz lazım. Bazı kısaltmalarda yine albay doktor derken <laughs> biz nokta noktalama işaretini kullanamıyoruz. Noktayı kullanabiliyoruz. Virgüle baktığımızda izin verirsen virgüle 5 yıldız koymak istiyorum. Niye? Çünkü virgül çok çok önemli. Neden önemli? Sınavlarda en çok bu çıkıyor. Eş görevli sözcükler arasında karanlıktan, şimşekten, fırtınadan korkarım derken bak virgül virgül kullanabiliyoruz. Bir de hocam virgülün anlatım bozukluğu için de önemli büyük. Harikasın tebrik ediyorum. İyi ala bir bağ yapıyoruz. Aferin. Kazanmayı umduk virgül sessizce bekledik derken yine iki tane sıralı cümle bir, iki tane yükleme olan cümle demek. Burada da yine virgül kullanıyoruz. Yüklemden uzak düşen özden sonra da kullanıyoruz. Mesela Tonguç sınav hazırlamak için çok çalışıyor bak. Çalışıyor yüklemimiz. Kim? Nerede özne? Ha ta burada bak. Özne uzak kaldığı için burada yine virgül kullanamıyoruz. Alıntı cümlelerinden sonra İstanbul'a yarın geliyorum dedi dediğimizde yine burada alıntı cümlesi olduğunu gösterebiliriz. Yani burada esasında şu cümleyi şöyle tırnak işaretinde almak yerine bu şekilde de kullanabiliriz. Yine virgülle alakalı ara sözlerin başına ve sonunda da virgül kullanmamız lazım. Bu meydan hangi meydan? Taksim Meydanı çok kalabalık olur dediğimizde Özne'yi ara sözle araya almış oluyoruz. Onay red bildiren sözcüklerden sonra hayır size katılmıyorum dediğimizde yine virgül kullanabiliriz. Anlam karışıklığı önemli için. Tonguç dayıma benziyor. Tonguç dayı mı? Tonguç dayıma benziyor diyebiliriz. Veyahut da mesela genç adama yer verdi. Şimdi mesela sen beni otobüse görüyorsun evladım tamam mı? Yani ben gencim sonuçta yani sonuçta. Kaç yaşındayız ki? Bana yer veriyorsun ama saygıdan dolayı. Aa hocam buyurun hoş geldiniz diyorsun. Herkes diyor ki bak genç adama yer verdi şu çocuk. Evet hocam ben de bunu değmek istemiştim de anlatım bozukluğu dedim. An ama, anlam, anlam karışıklığı oluyor. Evet bak şöyle ayırıyoruz. Genç adama yer verdi dediğimizde ise genç birisi belki de yaşlı bir adama yer verdi dolayı. Dolayısıyla virgül anlam karışıklığı önleyebiliyor. Yine hitap sözcüklerinden sonra efendiler sözlerime kulak verin derken burada yine biz e, virgülü kullanabiliyoruz. Peki virgül nerede kullanılmaz? Bak burası önemli. Sınavlarda bu kısmı bilhassa büyük sınavlarda çok çıkıyor. O yüzden buraya sınavlarda çok çıkar demek istiyorum evladım benim. Şimdi ve veya gibi bağlaçlardan önce veya sonra. Akşam eve geldi ama evde kimseyi bulamadı. Bu virgülü kullanırsan hata. Bu virgül olmaması lazım. Yani burası hatalı bir cümle. Eksi koyuyorum buraya. Burada virgül olmaması lazım. Çünkü ama var hocam. Harikasın. Tekrarlı bağlaçlardan önce veya sonra. Ya bu deveyi güdersin virgül. Ya bu diğerden gidersin gibi duruyor ama hayır zaten ya ya bağlacı var. Veyahut da ne arıyor ne soruyor. Burada asla virgül kullanmamız lazım. Şart ekinden sonra araba alırsa memleketine gidecekmiş. Bak sanki virgül olurmuş gibi duruyor ama hayır SSA'dan sonra yok. Cümle içinde tek zarf fiil varsa eve gelmeden markete uğradı. Burada yine virgül kullanmıyoruz. Ama tek olursa iki üç tane olursa kullanabiliriz mesela. Eve gelmeden ödevlerini bitirmeden sorularını çözmeden dışarı çıkamazsın dese oralara virgül koyabilirsin. Gelelim noktalı virgüle farklı türleri gruplarken de biz noktalı noktaları kullanıyoruz. Hani matematikte şöyle bir şey vardı. 2 artı 2 artı 3 artı 3 dedikten sonra bir köşeli parantez yapıyoruz. Niye? Senin gücünün yetmediği yerde yani senin gibi böyle bu tarz yay ayracın gücünün yetmediği yerde köşeli yay ayrac, köşeli parantez gelir diyoruz. Matematik bu anlama geliyor. Noktalı virgül de esasında virgülün karizmatiği. Yani virgülün gücü yetmediği yerde ben devreye girerim Bak şimdi pazardan elma, erik, ıspanak, maydanoz aldım diyorum ya. Şimdi bak elma ile erik meyve ama ıspanakla maydanoz sebze. O zaman bu ikisini ayırmak için noktalı virgül geliyor. Ve hatta at ölür meydan kalır, yiğit ölür şan kalır. Burada da yine araya noktalı virgül koyuyoruz. Niye? At ölür meydan kalır bir sıralı cümle. Yiğit ölür şan kalır o da yine sıralı cümlenin devamı ama anlam bütünlüğünü sağlamak için araya bir noktalı virgül koymak daha mantıklı veya özle karışmasın diye özden sonra. Yeni şiirimiz zeksiz, köksüz acemice görünür. Bak. Yeni şiirimiz acemice görünür, zeksiz görünür. Ace... Kafa karışmaması için yeni şiirimiz öznesi zeksiz köksüz acemice görünür demek daha mantıklı. Ya yani mesela şöyle düşün. Ali Can, Emre <laughs> ve e, Osman'ı e, evine çağırdı. Şunu bak. Burada cümleye dikkat etmemiz lazım. Ali'yi Noktalı virgül. Can, Emre ve Osman'ı evine mi çağırdı? Yoksa Ali, Can, Emre ve Osman'ı başka bir çocuk mu çağırdı anlaşılmaması için? Eğer Ali çağırdıysa sen burada noktalı virgül koyuyorsun. Niye? Kardeşim burada virgül olabilir ama ben noktalı virgülü işi daha da abartmam gerekiyor diyorsun. Tek bir tane bile olsam. Ee, i̇ki noktaya baktığımızda ise örnek verecek cümleden sonra kullanıyor. İyi bir öyküde iki nokta üst üste sağlam bir kurgu, güçlü bir dil ve gözlem bulunmalı demişiz. Burada şuna dikkat et evladım. İki noktadan sonra küçük harfte başlayabilir. İlla büyük harf başlak diye bir şey yok. Özel isim varsa büyük harf ama basit bir örnek varsa küçük harf olabilir. Bu arada mesela cümle olduğu için burada büyük harf olması gerekiyordu. Ee, konuşan kişiyi belirten sözden sonra. Özge, yarın yazılımız var dedi derken. Özge'nin konuşmasından sonra. Edebi eserlerde konuşma bölümünde, e, pardon burası edebi eserlerde konuşma bölümü değildi. Burası şey olmuş, burası kaynamış. Burası internet, yani şöyle diyelim. Genel A genel a açıklamalarında link yani. atmışlar hocam. Yani genel A açıklamalarında yine bu kullanılabiliyor. Gelelim 3. noktaya. 3. noktayı daha çok biz nerede kullanıyoruz e, evladım? Hocam bitmeyen işlerimizle. Bitmeyen işlerimiz değil mi? Tamamlanmamış cümlelerin sonunda mesela demir yola bakan bir pencere, bir balkon. E devam et. Üç nokta. Edemedim. Edemedim. Benzer örneklerin devam edeceğini gösteriyor. Telli çalgılar, saz, ud, gitar. Bak devam ediyor. Söylemek istemeyen söz geleni. Gizli tanık nokta nokta nokta. Mahkemede her şeyi anlattı. Kim bu? Bak söylemek istemeyen o yüzden üç nokta kullanmış. İsmi lazım diyor. değil. Burada şu örneği de vermek istiyorum sana evladım. Ee, şöyle o örneği burada vereceğiz. Mesela e, Tankut'un tamam mı? Birçok arkadaşı var dedikten sonra diyelim ki yazıyoruz. Hasan, sen söyle isimlerini. Mehmet. Mehmet, Hamza, başka Mehmet. Burada sen 3 nokta mı koyacağız, nokta mı koyacağız sence? hocam nokta koyacağız. Hayır bak birçok ah dediği be. için 3 nokta koyacağız. Ama şöyle deseydik cümleye Tankut'cum. Tankut'un 3 arkadaşı var deseydik bu sefer yine aynı şey yazmak. Bak Hasan, Hamza ve Mehmet dedikten sonra bu sefer nokta koyuyoruz. Niye? 3 demiş ve üçünden de saymış o yüzden nokta. Ama birçok dediği için bu örneğin devam edebileceğini gösteriyor ve 3 nokta koyuyoruz. Devam ediyoruz. Şimdi gelelim tırnak işaretine. Alıntı cümlelerde atalarımız vakit nakittir demişler. Eser isimlerinde yazın çalık şu romanını okudum. Cümlede belirtilmek istenen şeylerde günümüz insanı sevgi açlığı yaşıyor dediğimizde yine biz tırnak işaretini kullanıyoruz. Artık bitti. Az iki tane iki üç tane noktalama işaretimiz kaldı. Kısa çizgi ve arasında anlamda kullanıyorum. Mesela Kadıköy Eminönü. Kadıköy ve Eminönü vapuru. Sıfırdan küçük sayılarda sıcaklık eksi -15 15'i gösteriyordu. Sözcükleri ayrılırken, ayırırken K, L, bekler. Fil kök ve gövdelerini göstermede. Koşmak, beklemek, ilerlemek. Ek kök ayrımında gözlük, çüylük. Ara sözleri ayırmada. Serhat şehri, Edirne. Bir dönem başkent yapmış derken bak. Hatırlarsan bunu biz virgülde de kullanmıştık. Virgülde demiştik ki ara sözlerin başına ve sonunda virgül kullanabilir. Bu meydan, Taksim meydanı çok kalabalık olur. Sen burada virgül kullandığın gibi böyle kısa çizgide kullanabilirsin. Kısa çizgide aynı görevi e, yerine getirebiliyor. Satıra sığmayan kelimeleri bölmede de yine biz kısa çizgi kullanıyoruz. Tabi burada satıra sığmadığını gösterememişiz. Şöyle olacaktı bu. Dü, şu, kısa çizgi, lemez diye devam edeceğini göstermek Ben böyle yazarım hocam hiç denk getiremem. Aferin tebrik ediyorum seni. Kesme işaretine baktığımızda ise kesme işareti özel isimlere gelen çekim eklerini ayırmak için kullanılıyor. Can'da, Ankara'ya, Boğaz'a derken ya da sayılara, harflere ve kısaltmalara gelen eklerde. THY'nin 1935'te A'dan Z'ye derken ve seslerin ölçü gereği düştüğünü gösterirken güzelliğin 10 para etmez demiyor da 10 para etmez diyor Aşık Veysel. Orada yine biz bu kesme işaretini kullanıyoruz. Özel antikurum adlarına gelen yapım kullanılmaz. Bak Samsunlu Türkçe'ye derken asla kullanmıyoruz. Yani şunu Türkiye'de birçok insan şöyle yazar. Türkçe nin diye yazar. Bu yanlış. Normalde zaten yapmak aldığı için bizim şöyle dememiz lazım, Türkçe nin dememiz lazım. Bakanlar Kurulu'nun derken de yine kullanabiliyoruz, ee, kullanmayabiliyoruz. Belli tarih bildiren ay ve gün adlarına ek geldiğinde de yine 2 Haziran'da, işte 19 Mayıs'ta derken ayırıyoruz. Ünlem işaretine baktığımızda ise, ne mutlu Türk'üm diyene demiş mesela Mustafa Kemal Türk. Burada bir ne var? Duygu anlatan ifade var. O yüzden biz hemen bu ifadeden sonra önlem şartı koyuyoruz. Seslenme uyarı hitaplardan sonra yurttaşlar az zamanda çok büyük işler yaptık derken veyahut da adam pardon burada da alay küçümseme içeren cümleler. Mesela adam akıllı olduğunu söylüyor. Ama esasında akıllı değil. Yani bir laf sokuyor. Tam tersini ifade ediyor. Önlem işareti kullanabiliriz. Geldik artık e, sondan birkaç önceki noktalama işaretlerimize. Soru işaretine. Soru cümlelerinden sonra nereye gidiyorsun? İşler nasıl gidiyor? Uyudun mu? işte ne bileyim saat kaç? kaç? Vaktin yerinde mi? Vaktin yerinde. Bu tarz şeylerden sonra bayramda ne yaptın? Bunlar da soru işareti. Kavurma yedin mi? Kavurma yedin mi mesela? Kesin olmayan yer tarih ve durumlar. Mesela sanatçı 1946 kesin değil yani bilemiyoruz. Yılında dünyaya gelmiştir. Bilinmiyor tam doğum tarih. Belki o zamanlar yazılmamış. Sıralı soru cümlelerinde soru işareti sonda kullanılıyor. Üsküdar'dan mı? Virgül. Hisar'dan mı? Beşiktaş'tan mı derken üçüne birden noktalama işareti şey, soru işareti koymuyoruz. Aralara virgül koyup en sona soru işareti koyabiliyoruz. Artık geldik son iki noktalı işaretimize. Artık mutlu sona yaklaşıyoruz. Oh be. Sen de gerçekten biraz yoruldun ama. Bayıldım hocam. Bayıldın ama önemli değil. Bitiriyoruz. Gerçekten noktalı işaretleri bayılıyor öğrenciler bu konuya. Of ne kadar güzel konuyorlar. Senin de bayılman son derece mantıklı. Rica ederim. İlk çizgiye baktığımızda dizeler yan yana yazıldığında mesela ektik ektik yetişecek. Çoğu gitti azı kaldı. Bak bu bir şiirin dizesini ikisini yan yana yazmış. iki mısrasını böyle kullanabiliyoruz. Adreslerde semt şehir bina daire gösterirken Altay Sokağı'nın o 21,6 kurtuluş Ankara derken veya dil bilgisinin farklı biçimlerini gösterirken a e an en lık, lık meden madan derken kullanabiliyoruz. Yay ayraç ise alay anlamı veren cümlelerden ünlü bir kullanıyorduk ya işte onu yay ayraçın içine alıp kullanıyoruz. Akıllı olduğu için sınıfta kalır. Ha. Yani laf sokuyor orada tam tersini söylüyor ironi yapıyor. Dis atıyor hocam. Dis atıyor. Mekanın sahibi geri geldi hocam. Harikasın. Tiyatro eserlerini hareketleri gösterir. Tonguç önelikleyerek Hoş geldiniz hocam diyor bak. Buradaki yay ayraç Tonguç'un yaptığı hareketi gösteriyor. Alıntıların aktarıldığı eseri ve yazarı göstermede yine biz bak burada özel isim yazmış Voltaire'i e, tabii ki yay ayracı kullanıyoruz. Ödülü sorumuzu yapalım, yorumları yollayalım. Şimdiden 7. sınıfta noktalama şartlarına mükemmel bir giriş yapmış olduk.